başkanımızdan izin aldık, oturarak sohbet etmeyi. Efendim, bir kere başlangıçta bir gecikmemiz oldu, kusura bakmayın. Ama yine yukarıda bakır köyümüzle ilgili onu malum istişaremiz vardı. Şimdi burada bekledik. Başlangıçta onun için kusura bakmayın, özür diliyorum. Sevgili arkadaşlar, gerçekten tarihi bir gün. Yeniden Bakırköy. Bakıyorum arkadaşlarım. Hepsi benim çok dost. Yıllarca beraber çalıştım. Gazeteci arkadaşlarım, dostlarımız. Temsilci arkadaşlar. Onlarla birlikte çok güzel bir hizmet dönemi yaşayacağıma gönülden inanıyorum. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bakırköy'ü biraz önce Sayın Milletvekilim bana çekimliğiyle çok güzel şeyler söyledi. Ona çok fazla ilave yapabilecek güçte değilim. O çünkü Büyük Atatürk'ün söylediği gibi sanatçı. Herkes her şey olabilir ama sanatçı olmak ayrı, sanatçı olamaz. İşte Sayın Milletvekilimiz parlamentoda bir örnek. Her şeyle değer. O da şansımız Bakırköy'ümüzle beraber bize destek ve önder olacak. İnşallah birlikte yürüyeceğiz yolumuzu. Başkanımız zaten bizim çok sevdiğimiz kardeşimiz. Yöneticiler benim arkadaşlarım. Çok başarılı hepsi kendisi. Meclis üyesi arkadaşlarım. Velhasıl yeniden başlıyoruz. Hadi hayırlısı. Bismillah diye başlayalım. Arkadaşlar, azami belki hep tanıyorsunuz ama kısa bir not hatırlatmak istiyorum. Benim doktora tezim Bakırköy. Onu söylemeyi unuttum yukarıda. Ben İstanbul doktoruyum, haberiniz olsun. Çok önemli bir şey. Yani oturup konuşurken hamasi rütuplarla Bakırköy'ü anlatmak farklı. Bir de öğretim görevlisi arkadaşlarla oturup ciddi olarak, teknik olarak Bakırköy'ü tartışmak ayrı. Hamdolsun o nasip oldu. Öyle bir çalışma yaptık dönemde. Su ihtiyacını, o zaman çok ciddi manada sıkıntı vardı. Özellikle çok depolu alanlarını, çünkü Bakırköy, hatırlar mısınız bilmiyorum, İstanbul'un 2,5 milyon nüfuslu en büyük ilçesiydi. 5 tane Eskişehir ediyordu o zaman. Şimdi bilmiyorum Eskişehir'in nüfusu ne oldu ama çok büyük bir internatı vardı. Allah'a hamdolsun biz orada başarılı olduk. Allah yardım etti, çalıştık, destek oldunuz, gayretinizle beraber bir sürü yolu yürüdük. O zaman o büyük Bakırköy'de bu başarıyı sağladıktan sonraki şimdi kalan bu yeni bölgemizde bu işi yapmak, sizlerle beraber yapmak çok daha kolay, çok daha başarılı olacak inanıyorum ben. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Onun için ben öncelikle çok uzun sizin zamanınızı almak istemiyorum. Kafanızda sorular var. O soruları toptan alıp onlara cevap vermek istiyorum. Ama şunu bilesiniz ki Bakırköy'ü ne kaynak, ne eleman, ne zaman, ne de gelecek kaygısı yok arkadaşlar. Buna inanın. Biz yukarıda bahsettim. Buraya geldiğimizde 5 belediyenin bütünlüğü içerisinde kasasında 5 kuruşu olmayan bir Bakırköy teslim aldık. Şimdi arkadaşlarım ciddi manada bir borç yükünden bahsediyorlar. Bir de benim bir huyum var, onu da söyleyeyim başta. Ben geçmişi hiç tehdit etmeyeceğim. Hiç kavga etmeyeceğim, haberiniz olsun. Çünkü zaman çok değerli. Yani siyaseti ben 40 yıl parlamentoda yaptım. Rahmetli Demirel Cumhurbaşkanımız, Doğru Yol Partisi Genel Başkanıydı. Ben kürsüde konuşurken Doğru Yolcular bana laf attılar. Hemen döndü arkası. Dedi ki, Ali Talip bizim kardeşimizdir, onun lafını kesmeyin. Kendi ses tonuyla parmakla göstererek. Sebep hakikaten çok iyi bir uyum içerisinde. Sadece ülkemize hizmet edebilmek için ne üretebiliriz? Hiç durmadık bakın. Rahmetli Özal Adnan Kahveci'yle ilk geldiğimizde bize dedi ki partinin mutfağına gidin çalışın. O zaman garipme gitmişti. Ya askerler partinin sunan sorun. Burada da mutfakta çalışacağız diye böyle espri yaptık. Adnan Kahveci kaynakla ilgili problemleri. Ben de İlk Çevre Bakanlığı'nın kuruluşuyla ilgili çalışmaları geliştirdim. Allah'a hamdolsun bize nasip oldu. Ben İlk Çevre Bakanıyım.
hemen hemen son çevre bakanımızda Büyükşehir Belediye Başkanımız oldu. Ne kadar güzel. Buna bir tesadüf diyebilir misiniz? Tevafuk deriz. Yani biz bir araya geldik. Murat gerçekten sevgili başkanımız hem birikimi, işte TOKİ çok büyük bir okul, çok güzel bir okul. Orada çalıştı, başarılı oldu. Ve burada da inanıyorum ki el ele verip biz İstanbul'un her noktasında ama öncelikle Bakırköy'ü ayağa kaldıracağız. Kimsenin bundan endişesi olmaz. Endişemiz yok. Eyvallah, sağ olun. Sayın milletvekili bu lafını alkışlayın ya. Evet, sonuçta öncelikle belli. Herkesin büyük sıkıntısı var. Maddi sıkıntılarımız var. Ülkemizin coğrafi sıkıntıları var. Bulunduğumuz coğrafyada. Ama şuna inanmanızı istiyorum. Biz bu deneyimle, bu birikimle Allah'ın izniyle çok güzel şeyler yapacağız. Özellikle Bakırköy'den başlayacağız. Çok güzel şeyler yapacağız. Kimsenin endişesi olmaz. Biraz önce söyledim. Kaynak sıkıntımız yok. Kavga etme lüksümüz yok. Geriye bir şey kalmıyor. Yola başlayacağız. Çok güzel bir teşkilat başkanımız. Çok deneyimli, kültürlü, birikimli bir teşkilat başkanımız var. Arkadaşlarımız öyle, meclis üyelerimiz öyle. El ele vereceğiz. Nerede ne lazımsa. Mesela sizin sorularınızdan bir tanesini duyar gibi oluyorum. Bu kentsel dönüşümü ne yapacak? Allah'ın izniyle çok güzel şeylerle, örneklerle size bunları anlatmaya çalışacağım. Onun için ben burada konuşmamı kesin izin verirseniz size bırakmak istiyorum. Pazar günü zamanınızı ayırdınız, geldiniz. Ama biz de takdir edelim. Biz de beşten beri sokaktayız. Gittik Eyüp Sultan'da Eba ile Eyüp ile Ensari'nin huzurunda sabah namazımızı eda ettik. Ama samimi. Bakın göstermelik değil. Aday olanlar gidip orada namaz kılıyorlar. Hayır. Ben kendimi bildim bileli Eba ile Eyüp ile Ensari'ye ayrı bir sevgim, ayrı bir muhabbetim var. Peygamberimizin dostu, ona mihmandarlık etmiş, ona ev sahipliği etmiş bir insanın eteğinin ucunda hizmet etmek bizim için bir onurdur. Orada hakikaten çok güzel şeylerimiz oldu. Şahit olan arkadaşlarımız var. Allah nasip etti. Onun için de ben fırsat buldukça gider, onun eteğinde ibadet ederim. Allah'tan isterim. Onun huzurunda derim, ya Rabbi gönlümüzü biliyor. Bizim yüreğimizi biliyoruz. Yolumuzu aç, başarılı kıl, hizmet edelim. Başka bir amacımız yok. Burada hani herkesin düşündüğü gibi, söylediği gibi asla duygusal dedikleri işi hiçbir şekilde belediyenin içine sokmadık. Bundan sonra da sokmayacağız. Bazı temel kararlarımız ve uygulamalarımız var. Ondan hiç taviz vermeyeceğiz arkadaşlar. Onun için inşallah iyi olacak. Hani yorgunuz dedik ya nereden? Oradan açıldılar. Orada samimi yani gidip namazımızı eda ettik. Bunda bakın bunu söylerken arkadaşlar endişe duyan arkadaşlarıma söylüyorum. Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı biziz. Burada. Atatürk ilkelerinin savunuculuğunu bize yapacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın orada. Allah'ın izniyle biz dinlik ayaktayız. Ama bizim inancımız kendi gönlümüzde. İbadetimizi yapıyoruz. Allah'la bizim aramızda olan bir duygu. Onu paylaştık size. Ama bunu işimize hiçbir zaman karıştırmayacağız. Endişe etmemeleri için de arkadaşlarıma söylüyorum. Ona hep sosyal demokratlar kaldık plan edip söylüyorlar. Ya işte hayır hayır hiçbir şey endişe edemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti laiktir, öyle kalacak. Atatürk ilkeleri de dinlik ayakta devam edecek. Size sağ olun. Sorularını almaya hazırım arkadaşlar. Evet başkanımıza ben teşekkür ederim.